Efendim merhabalar, sanal direktörle karşınızdayız. Sevgili Raşit Altun'la birlikte önümüzdeki bir saat boyunca sizlerden bizlere gelen oylarla birlikte Süper Lig'de 9. haftada takımların sahaya çıkmasını beklediğiniz 11'leri konuşup yorumlayacağız. Hoş geldiniz sanal direktör Raşit Altun. Hoş bulduk Can Bey, size de hayırlı olsun. Çok teşekkürler Raşit Altun. Aslında güzel bir milli ara geçirdik. Raşit Altun, neler söylemek istersin? Sence şöyle milli ara sonrası takımların haftaya yansımaları neler bekliyorsun? Yani çok da güzel geçirmedik. Güzel mi geçirdik? Yok abi? Benim gözümden güzel geçirmedik. Tabii son dakika golle kazanmak tabii ki çok güzeldi ama daha iyi durumda olabilirdik. İnşallah önümüzdeki maçlara baksana çok klasik olarak. Hala ama şansımız devam ediyor. Düzeleceğiz mi inşallah? İnşallah düzeleceğiz. Ben yanıyorum. Hani gidebileceğimiz yani o son dakika golü hani şey vardır ya taraftarlar arasında evet. Hani son dakika golü olduğu zaman şampiyonluk habercisi. Sanki o son dakika golü de inşallah tabii Dünya Kupası habercisi olur ülkemizde inşallah. Bu arada milli takımın bazı takımlar için avantaj, bazı takımlar için dezavantaj. Mesela işte Marek Hamşik sakatlandı. Trabzonspor'un dezavantajı konuşacağız. Beşiktaş'ın ama şeyleri bir bölümü iyileşti Beşiktaş'ın. Her takım için dezavantajı var tabii. İnşallah ligi özledik ama bilmiyorum. Ben hani 9. hafta başlıyor bu arada. 9. hafta başlıyor. Bu akşam sevgili izleyenler saatler 20'yi gösterdiğine Medipol Başakşehir Beşiktaş mücadelesiyle tüm gözler Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda olacak ki bizler de zaten birazdan önce bu iki takımın sizlerden bizlere gelen oylar sonucunda beklediğiniz sahaya çıkmasını istediğiniz 11'leri masaya yatırıyor olacağız. Raşit Altun birazdan takımların 11'lerini ekranlara getireceğim ama senin gözünden bizleri nasıl mücadele bekler? Emre Hoca'nın ilk mücadelesi, ilk maçı olacak. Diğer tarafta yani tabii, uzun bir zamandır sakatlıklarla evet. Boğuşan Beşiktaş vardı. Takım da yavaş yavaş toparlanmaya, düzelmeye başladı. Yani tabii Trabzonspor-Fenerbahçe maçı olmasa haftanın maçı olmaya aday bir müsabakaydı. İşte Emre Belezoğlu'nun ilk maçı. Neticede kendi sahasında oynuyor. Geçen sezonun şampiyonu, şampiyonluk adayı Beşiktaş'a karşı. Güzel bir mücadele bizi bekliyor. Ben Beşiktaş'ı bir adım önde görüyorum ama yani galibiyete daha yakın görüyorum ama tabii ki futbol bu. Bakalım Emre Belözoğlu ne yapacak? Geçen sene Fenerbahçe'de ben iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum hani o kısa dönemde. Ama tabii çok zor bir rakibe karşı oynuyor Emre Belözoğlu. Beşiktaş için de zor. Neticede işte sakatlar döndü. Evet ama hala hani birkaç oyuncu eksik. Pjanić yok mesela. Evet. Hani Beşiktaş'ın herhalde en önemli silahlarından biri olduğunu söyleyebiliriz Pjanić'in. İstersen madem sen başlayalım. Oyuncuları konuşmaya, takımları ekranlara getirmeye başlayalım istersen. Değerli izleyenler önce Medipol Başakşehir'in sizlerin belirlediği 11 ekranlara geliyor. Bizler de sonrasında 11 üzerinden sohbetimize devam edeceğiz. İşte Medipol Başakşehir'in Raşit Altun. Önce çok kaleden normal başlayalım. Volkan normal olarak evet, çok Volkan doğal Babacan evet. 97 ile kalenin sahibi. Ekranlara gelmeye devam ediyor. Eski takım arkadaşı yani olduğunu tabii Emre Belözoğlu'nu söylerim bu oyuncuların çoğunun da. Eski derken bu arada hani bir sene önce. Yani bir iki sene önce yani tabii. Çok da eski değil. Çok da eski değil. Duarte ve Epuriano. Yani bakalım öyle mi oynatacak hoca? Bilemiyorum. Yine yani Bonkulu %18 aldığını söyleyeyim. Evet yani Duarte yani Milan seviyesine çıkmış ama bizde yani bizim ülkemizde o şeyi gösteremedi pek. Gerçekçi olmak gerekirse. Daha sert bir yani bir ara transfer Duarte, seyrettiğimiz şimdi, Duarte az çok maçların takip ettik. Daha sert ve mücadeleci kart görmeye müsait bir oyuncuydu. Öyle profil çiziyordu ama Can, sanki o sertliği ortaya koyamıyor gibi. Yani Milan seviyesine çıkmış, Milan'a transfer yapmış bir oyuncudan bir şeyler bekliyoruz yani. Evet. Ne tamam. Bizim ligimiz de zor bir lig ama neyse Serie A'ya transfer yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bilemiyorum böyle mi çıkacak ama Başakşehir taraftarları böyle istiyor demek ki. Kaysara %69 aldı Emre Belezoğlu yönetiminde tabii bir önceki ekip tarafından açık konuşmak gerekirse çok takımda düşünülmeyen belli olmayan bir isimdi. Emre Hoca geldi Kaysara yeniden 11'e kazandırdı ve takımdan da en azından taraftarlar bazında da iyi bir oyla yani sanki taraftarlar, sahibi gibi demek istiyor evet, taraftarlar belki de. Taraftarlarla bir sıkıntısı yokmuş demek ki hoca ile şahit kocamanla varmış sıkıntısı. Kayseri'nin öbür tarafta Lima ama bakalım olacak, böyle mi olacak? Taraftarların oyları böyle ama taraftarlar da mesela Ravel Tagir'i kullanmıştı Aykut Hoca. Düşünmemişler genç oyuncuyu. Hani o da 2004 doğumlu yanılmıyorsam. Taraftarlar kadroya almamış. Daha deneyimli bir takım. Neticede Beşiktaş'ta oynuyorsunuz. Yani Bahçuay santrafor. Evet. Orada tabii ki Ravel Tagir biraz Hasan Ali şey daha yine. Zor. Raşit Altun 36 aldı. %36'lık evet, oyun var yani. Aslında elinde. Takımda düşünülen isimlerden biri olmayacak. Şener de sağ bekte %30 almıştı. O da az evet. Değil aslında. 30 az değil doğru söylüyorsun. Yani.
Orta saha ekranlara gelecek değerli izleyenler. İşte Medipol Başakşehir orta sahasında Emre Belezoğlu'nun sizlerden gelen oylarla birlikte çıkarmasını beklediğiniz orta saha ikilisi. Şimdi Mahmut bunu istemiş Bekleniz yani Başakşehir'den. Yani tabii çok kişiyle o şeye giriyor orada Endiaşmi'ye. Evet, hı-hı, ama Endiaşmi'ye çok kişiyle oylamaya giriyor ama yine de %13 yani çok düşük bir rakam. Yani bir ilk 11 oyuncusu için çok düşük bir rakam, ben mi yanılıyorum yani? Aynı zamanda sana şunu eklemek istiyorum. Berkay %12 aldı. Tabii, ve yine Tolga bence de, Tolga Ciğerci de, ki Aykut Ucuz döneminde de Tolga Ciğerci'nin takımdaki varlığından aslında haberdardık hepimiz. Ligin mesela baktığın zaman kağıt üzerinde Tolga Ciğerci yüksek rakamlara sahip isimlerinden biri ama Tolga Ciğerci'nin yaratıcılık ve oyuna hani biraz daha o sanatsal ince dokunuş konusunda eksiği vardı. Yani, Tolga Ciğerci'nin. Tamam, sen bekliyor musun Emre Hoca'nın yani, Tolga şey Ciğerci'yi? Endiaşmiye'nin de bir sanatsal dokunuş falan yok tabii yani. Onu diyecek. Olmayacak tabii yani, hı-hı, muhtemelen de. Çok düşük tabii. Çok düşük bir oy yüzdesiyle çok kararsız kalmış. Demek ki oranın oyuncusunu bulamamış. Hala hocanın. Başakşehir. Başakşehir taraftarları en azından. Bakalım Emre Belezoğlu ne yapacak tabii. Ekranlara gelmeye devam ediyor değerli izleyenler. Medipol Başakşehir'de tabii ki. Evet. Edin Visca 93 ile bölgenin sahibi. Vallahi en çok merak ettiğim performansı da oyuncu benim. Performansı mı, oyları mı izleyenlerimizden gelen? Yüzde, çok normal tabii %93 alması. Evet. Ama ben hani Emre Belezoğlu'yla performansı nasıl olacak diye açıkçası merak ediyorum. Orada da Deniz Türüç'ün var ama Çadli'nin de, Çadli de 70'e yakın Belçika milli takımında oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz yani. Yani Türkiye'de o 1-2 maç gösterdi kendini. Yani o beklenen transfer olduğunda Şampiyonlar Ligi'nde oynarken oynasın performans göstermesi için almıştı Başakşehir ama o patlamayı yapamadı. 70 kere yani 68-69 duruyor. 65'in altında değil. Hı hı. Milli olmuş. Belçika milli takımında oynamış bir oyuncudan bahsediyorum. Aslında çok yetenek, çok özel bir oyuncu. Bence bir sürpriz olabilir bugün. Sosyal medyada da vardı Chadli'nin hani ilk 11 oynayabileceği. O zaman yani Chadli, Alexis, Visca da hakikaten çok güçlü bir ofansif hat oluyor. Önlerinde de muhtemelen Okaka olduğu için söylüyorum. Demişken Okaka'da ekranlara yani geliyor. O da çok normal tabii Okaka. 164 Okaka. Evet. 4 golü var bu sezon. Raşit. Evet yani kariyeri boyunca hep bir patlama yapması gibi beklenen 15 takım 15 transfer yapıp her kulüpte o patlama yapamayan ama bizim ligimiz için ben işte fizik gücü yüksek atletik özellikler olan bir oyuncu olduğu için bizim ligimiz için ben iyi bir transfer olduğunu zaten gösterdi oyuncu da. Hep böyle Balotelli ile çok kıyaslandı. İşte Premier Lig'e gitti. İtalya'da çok transfer yaptı ama bir türlü olmadı. Ama Başakşehir'de iyi başladığını söyleyebiliriz. Yani 6 puanlı takımın 4 golünü atmış vaziyette. Peki. Medipol Başakşehir'de değerli izleyenler, sizlerden gelen oylar sonucunda şekillenen 11 bu şekildeydi. Beşiktaş'ta ise tabii ki hatırlayacaksınız, yakından takip ettiğiniz üzere 11 Eylül'de Yeni Malatyaspor mücadelesiyle Beşiktaş'ta deyim yerinde ise bir sakatlık fırtınası başlamıştı. 20. dakikada Vida sakatlanmış ve sonrasında Dortmund, Ajax, Altay gibi maçlarda Beşiktaş çok kritik puan kayıpları yaşamıştı ve artık Beşiktaş'ta sakatlıklardan sonra yavaş yavaş artık toparlanmaya başlayan, evet, 11 bakalım ne? İşte ekranlara geliyor sevgili izleyenler. Ersin %80. Çok doğal tabii yani. Çok doğal. Şampiyon takımın 2001 doğumlu kalecisi. Devam ediyoruz. Vida yani, Wellington. Burada Wellington'un biraz oyu düşük olmuş ama açıkçası Serdar'ın da performansı oynadığı zamanlarda bence 2003 doğumlu bir oyuncu için Montero gayet biraz ağır mı kalıyor? Beşiktaş'ın takım oyununa. Yani tabii şöyle söyleyelim, Montero ağır kalıyor demeyelim ama Wellington tabii daha deneyimli bir oyuncu. İlk hamleleri Montero'nun iyi ama sonra biraz, o da genç bir oyuncu neticede. Hani gelişime daha açık bir oyuncu ama hani bu takımın şu ideal kadrosunda stoperi bir de Wellington. Wellington'da da diyorsun. Hani ben mesela birazcık daha fazla oy almasını beklerdim Wellington'un. Devam ediyoruz değerli izleyenler. Hemen Rozier'e yine 96. Rozier, evet. Mevkilerin burada doğal da, favorisi, evet, isimler. Burada da tabii Rıdvan'ın hem milli takımda 14 maçta 2 gol asist artı milli takımda da o girdiği kısa sürede gösterdiği performans tabii yani çok güzel bir şey bu ülke futbolu için, Beşiktaş için zaten çok özel bir durum. Altyapısından çıkmış bir oyuncu %78 ile taraftar formayı vermiş. Rıdvan da bu sezon, geçen sene de vermişti ama bu sezon çok çok iyi başladı inşallah. Yani bilemiyorum, ben A milli takımımızda artık Rıdvan'ın oynaması gerektiğini düşünüyorum sol bek pozisyonunda. İyi oynar, kötü oynar ama oynamalı. Fransa İspanya Milletler Kupası finalinde Gavi 2004 doğumlu. Yani Volkan, Rıdvan da 2001 doğumlu. Artık oynatmalıyız.
artık 2001 doğumlu oyuncu genç oyuncu değil, değil günümüz futbolunda. Evet. %100 katılıyorum. Bu arada En Sakalı'nın da değerli izleyenler hatırlatmamızı yapalım. Sizlerden En Sakalı oy almayı da başardı. Altyazı ekranlara da geliyor. %16'lık bir oyu var En Sakalı'nın da ama sakat olduğu için En Sakalı'yı da almadığımızı belirtelim. Beşiktaş'ın muhtemel sizlerden gelen oylarla derlediğimiz kadrosunu En Sakalı hatırlatmamızı yapalım ve devam edelim. 11'leri oyuncuları paylaşmaya mevki mevki Josef de Souza ile devam ediyoruz. %32'lik yine aldığı bir oy yani var. Yani burada da şu enteresan, burada da şu çok enteresan. Can'ın Atiba ve o yani Oğuzhan'dan alması normal tabii de. Atiba'dan yüksek oy alması da Beşiktaş taraftarlardan bence bu da önemli. Yani Can için de daha doğrusu taraftarın Can'a ne kadar güvendiğini göstergesi. Evet. Tabii burada önümüzdeki maçları da düşünmüştür taraftar. Şampiyonlar Ligi maçını vesaire Atiba'yı dinlendirme de muhtemelen bir oy atarken vardı Sergen ama. Sergen Hoca gibi biraz tabii, Sergen tabii, Hoca ile kendini tabii, eşleştirmiş tabii. Ona göre karar vermiştir. Tabii yani demek o da vardır muhtemelen ama yine de Can'ın bu kadar ne olursa olsun yani Atiba'yı bu kadar kısa süre içinde geçmesi bence önemli. Gelecek adına Beşiktaş'ın. Can zaten ligin en iyi defansif orta sahacılarından biri. Yine evet. Ekranlara geliyor. Orada yalnız tarafta. Can şey olmuş biraz. Can kendini oyunu da benzer inşallah. Piyaniç'e benzetmeye evet. Çalışmış. Yani fotoğraf yanlış olmuş. İnşallah kariyeri de benzer yani Can'ın Piyaniç'e. Yani iki yerde bir yani evet, sakal yakışmış. Yani önemli bir şey onu tabii söyleyeyim. Yani bir Türk oyuncunun orada oy alması. Tabii Piyaniç'in de hani oynamayacağını son anda belli, o muhtemelen oynayacak diye oylamaya girmişti. Bu arada Piyan için de senin dediğin gibi aslında %19 oy aldığını hatırlatalım evet. İzleyenlerimizle bu bilgiyi hemen paylaşalım ama büyük ihtimalle yani forma giyme ihtimali. Zaten forma giyme ihtimali o belli değildi. O yüzden taraftar da o yüzden az oy vermiştir. Yoksa Piyan için daha yüksek oy alır tabii. Teşehir'e yine %22'lik oyu var. Evet. Teşehir'e bu sezon çok fazla izleyenlerimiz. Yani şimdi yarım sezon geldi, oynamadı. Çin'den. Geldiği mücadele, ilk sahaya çıktığı mücadele çok da güzel bir golü vardı ama sonrasında performansında yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir yarım sezon oynamadığını da hatırlatalım yaşadı, evet. Yani oyuncunun. Mutlaka toparlanacaktır bu milli ara. İyi gelmiştir. Bilemiyorum orada tabii hoca Atiba'yı mı tercih eder? Neticede tabii ki lig maçının telafisi var ama canımı onu göreceğiz tabii. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Paylaşmaya sizlerden gelen oylarla beraber Raşit Gezzal %99 Raşit Hatun. Beşiktaş'ın tüm takımdaki en büyük mevki dominasyonuna sahip Orhan Gezzal'da. Yani ben %99 tabii ve iki senedir biz bu programı yapıyoruz. Ben Gezzal'ın ilk kez yani çok yüksek oylar aldı ama 99'u ilk kez hatırlıyorum. Evet. Bilemiyorum Ata editörümüz hatırladı mı bu şeyi ama ben ilk kez 99'u hatırlıyorum. Çok özlemiş demek ki taraftarda Gezzal'ı. Diğer tarafta Larin de çok doğal tabii yani. Belki Larin de orada, doğal diyorsun. %51'lik aldı. Yani bilmiyorum. Güven Yalçın da tabii inanılmaz. Onu söyleyecektim. Güven Yalçın da yükselişte bir performans ortaya koyuyor son. Özellikle 2 gol de hakikaten. Takımın 3 gol güvenden geldi Raşit Altın. Ama özellikle attığı son 2 gol hakikaten bir tane. Yani ikisi de jeneriklik ve ikisi de tam santrafor golü. Farkında evet, mısın evet. Toplara güven? Yani şimdi ben bunu hep konuşuyoruz programlarda. Burada da sanal direktörde de konuştuk. Korkusu vardı. Yaşıyordu bunu ama sanki bunu biraz yok, gurbetçi aşıyor gibi mi acaba güven? Yavaş yavaş. Cihan, gurbetçi oyuncularda daha bir topa vurma özgüven var. Altyapı eğitimlerinden dolayı. Aynı golü Cenk Tosun da atıyor. Eskiden Ümit Karan atardı. Yani daha onlar topa vurmayı biliyor. Bizde maalesef topa vuran iyi forvet oyuncu çok az yani. Burak Yılmaz var. Yani çok öyle iyi topa vuran maalesef oyuncu yetiştiremiyoruz. Bu bir gerçek. Güvende o özgüven var ama ben altyapısından işte kaynaklandığını düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Cenk Tosun da attığı golü neredeyse aynısını attı. Yani muhteşem bir vuruş yaptı. Ve Beşiktaş'ta sizlerden, evet. Sizlerin seçimi %89'a Batshuayi değerli izleyenler. Beşiktaş taraftarları Batshuayi. Şimdi görmek Cihan, tabii istiyor. Ki her futbolcunun yeri dolar. Her takımda. Kimler gelir kimler geçer ama yani bugünkü kadroda, Beşiktaş'ın kadrosunda bence iki oyun çok kritik. Biri Batshuayi, diğeri Josef de Souza. Tabii ki yerine oynayabilir. Evet. Batshuayi nene Larin oynar, Kenan Karaman oynayabilir. Güven Yalçın oynar ama Batshuayi'nin yerini doldurmak zor olur. Aynı şey bence Josef için de geçerli. Diyorsun. Peki. Güzel. Maç bizi bekliyor. Sakatlık, kaza bela olmasın. Zaten Şampiyonlar Ligi yani Avrupa Kupası maçları da var. Hiç futbolcu için olmasın tabii. İnşallah evet. Güzel bir maç. İzleriz.
Evet değerli izleyenler, bu mücadelede sizlerin seçimi bu şekildeydi. Sizleri şimdi Karadeniz derbisiyle baş başa bırakalım. Giresun Spor'la Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek Karadeniz derbisinde ve beansports.com.tr'ye sizlerin oyu, sizlerin yansıması bakalım nasıldı. Ev sahibiyle birlikte girişimizi yapalım. İşte Çaykur Rizespor'un mücadele öncesi sevgili izleyenler 11 ekranlara Giresun Spor'la düzelteyim başlıyoruz. Giresun Spor'un ekranları geliyor. GZT Giresun Spor'da kalede. Okanlar %95'te. Orada biraz geliyor. Şey de var bence Cihan. Son hafta tabii Göztepe'de kazandı ve penaltı yani çok hakikaten inanılmaz oynadı şey. Evet. Okan Koçuk. Bence onun da etkisi var diye düşünüyorum ben. Devam ediyoruz. Bu kadar yüksek oy almasında yani. Perez'le Diarra iki oyuncunun da 39'ar oyu var ve yine Douglas'la birlikte de zaten çok fazla hocanın da eli kısıtlı, bunu da söyleyelim yani. Totalde 3-4 oyuncu üzerinden taraftarlar da yine oynamaya devam ediyor. İkinci sırada da Douglas vardı. Giresun Spor'da evet. Ekranlara da gelecek şimdi. Diğer seçimlerde sizlerden gelen oylar. Zeki. İnanılmaz değil mi Zeki'nin 195 alanı? Bence çok iyi yani profesyonel. Evet. Şimdi böyle özellikle küme düşme altındaki takımlarda sevgili Cihan. Bence yerli oyuncuların performansı çok önemli. Evet. Zeki de onlardan biri. Aziz Bey işte yerli sayılır tabii. Hı hı. Ekranlara geliyor. Burada tabii Emre Taşdemir'in Galatasaray'ın Giresunspor'a kirada Emre Taşdemir'in %25 aldığını söyleyeyim. Aldığını görelim. Orta saha ekranlara gelecek. İşte GZT Giresunspor'un orta sahasında Sankare ve Traore'yi görüyoruz. 29 Traore, %23'te Sankare evet. ile beraber daha dinamik, daha izleyenleri ve futbol severler için ön libero'da ekranlara gelen bu iki isim daha savaşçı isimleri tercih ediyor. GZT Giresun Spor'da. Taraftarı. Hem taraftar hem de taraftar ekranlara geliyor. Aklım sürekli benim ara ara hoca tercihine gidiyor. Tamam. O yüzden de. Alışırsın, daha yenisin sen. Devam ediyoruz programı yani. İlk programı yani. Daha yenisin tabii yani. Flavio. Flavio evet. 129 demiş taraftarlar. Flavio oraya koymuşlar. Ve zaten alternatif de yok Flavio. 129 diyoruz. Diğer taraftan da acaba 161 nereye gitti? Yani insanın aklına da gelmiyor değil. Ekranlara gelmeye devam ediyor. Sevgili izleyenler. GZT Giresun Spor 11'i. Flavio da 129 oy almış sağda. Evet. Diabete, Diabete var. Evet. Onu yedekleyen Süleymanov ve solda da Sergio var. Santrafor pozisyonunda. Ekranlara da geliyor. Evet. Balde %43. Yani Umut Nayır'ı da bu kadar tabii bilemiyorum. Demek ki şey oldu yani. Bekleyeni veremedi. Yani hakikaten bir gol sıkıntısı çekiyor. Hı hı. Giresun Spor. Mesela hani 5 puanı var Giresun Spor'un ama biraz daha yukarılarda olabilirdi. Mesela 8-9 puan yapabilirdi Giresun Spor. Bazı şanssız maçlarda ya enteresan oynadı. Puan kayıpları da yani o oyununu skora çeviremediği maçlar oldu. Tabii 45-46 sene sonra lige çıkınca tabii çok kolay değil birdenbire hemen ne olursa olsun futbolcular yeni geliyor ama hani şehrin ama fikstürü de sanki biraz Giresun Spor lige başladı. Galatasaray'la oynadı deplasman, Trabzon deplasman, Alanya mücadelesi. Yok, Galatasaray'la kendi sahasında oynadı. Kendi sahasında Galatasaray oynadı. Fenerbahçe oynadı. Trabzonspor oynadı. Yani şampiyonluğun 3 adayla oynadı. Evet. Söyleyelim. Bir de böyle sanki bir şehirde bir Giresun Spor'a karşı bir sahiplenme yok. Neden diyeceksin? Forma reklamı yok yani şeyin. Göğüs reklamı yok yani. Dünya fındık üretimini %90'ını falan evet. Giresun'da yapıyorsun. Giresun'da. Ama yani bir forma reklamı yok maalesef. Şehir demek ki bu sahip çıkmamış. Doğru. Takıma. Katılıyorum. Devam ediyoruz. Buyurun. Çaykur Rizespor. Değerli izleyenler, Çaykur Rizespor'un sizlerin oyları sonucu şekillenen 11'inde kalede %100'le Raşit Hatun Gökhan var. Tüm taraftarlar. Yani mini takım seviyesinde bir kaleci zaten. Evet. Tarık kadro dışı mı bırakmışlar? Orman ve Selim. Yani yine. Evet. Herhangi bir yorumlu olacak mı bilemiyorum ama zaten Selim de Konyaspor'dan bu yana açıkçası Süper evet. Lig'in en deneyimli. Yani stoper havuzunun. Yani tabii şimdi kaleci, stoper tabii ki bunların performansı önemli ama takım halinde Rizespor'un iyi bir performans gösteremiyor. Evet. Bir puanla şu an Süper Lig'in. Yani ve çok kritik maça çıkıyor. Yani 9. hafta bu maçı kazanamazsa ya da puan alamazsa biraz tabii zor Rizespor'muş.
Tek puanı iç sahada aldığı 0-0'lık Karagümrük mücadelesi. Kalan tüm maçları kaybetti. Orada da Biglia yoktu. Karagümrük'te inanmıyorsam. O yani Biglia yoksa Karagümrük biraz sıkıntılı ya. Hani doğal olarak. Bayan'a bakalım oynayacak mı tabii sakatlıktan. Herhalde döndü. Cemali de Başakşehir'den kiralık. Fizik, atletik. Gökhan Gönül yok mesela. Kervan'da katıldı. Tedaviye Almanya'da tedavi oluyor herhalde diye ben bir yerde okudum. Evet, Ronaldo Mendes'le birlikte de Yasin'de olmadığını söyleyelim izleyenlerimizle. Bu bilgiyi paylaşayım. Çaykur Rizespor'daki eksikler. Gökhan Gönül tabii ki takımın önemli eksiklerinden bir. Sabo ve Dabo. Kafiyeli olmuş. Sabo ve Dabo. Ya bilmiyorum, bence Djokovic de mesela hani ben olsam koyarım ama Rizeliler tercih etmemiş. %13 oy almış Djokovic'te. Çaykur Rizespor taraftarları tarafından değerli izleyenler. Devam ediyoruz. Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'da Boldrin var. Onun da aldığı oy %31 Fernando Boldrin takımında. Tabii şimdi 88. dakikada 2-2 maç. Penaltı yatsa belki Rizespor'un şimdi 4 puanı olacaktı. Ama futbolda bunlar var ama Rize taraftarı güvenmeye devam ediyor Boldrin'e. Boldrin'e güvenmeye devam ediyor. Biliyorsun ya, 6 penaltının 3'ünü atabilmişti. Şimdi 7 penaltının 3'ü oldu. Hani çok düşük bir aslında penaltı istatistiği var. Ve uzun yıllar takımda Boldrin. Evet ama yani bu çok kadar düşük. Yani %50, 4. sezonu galiba. Evet, %50 penaltı şey olan bir atma yüzdesi olan birine penaltı attırmazsınız yani. Ben olsam attırmam yani. Ben Boldrin olsam topu da almam elime. O kadar kritik bir dakikada yani. Hani maç 3-0 4. penaltıyı atmıyorsun. Takımının bir puanı var. Maç 2-2. 88. dakika penaltı kullan. Yani atmaması lazım bence. Ama tabii futbol, profesyonel futbolcu, kariyer vesaire orada atıyor. Atamıyor tabii. Peki. Devam ediyoruz. Ekranlara gelmeye devam ediyor. Hücumun sağında 173 ile Boyd var. Solunda ise Bolasie yani yer mesela şuraya oluyor. Bakıyorum ben. Bayano, Boyd iyi bir iki kan, yani iyi bir kanat oluyor. Evet. Hani rakibin sol Giresunspor'un sol beki zorlar diyorum. Ama hani sağda çok göremedik Rizespor'u. Tabii 16-17 transfer yapınca birdenbire bu kadar oyuncu çok kolay değil. Bu da bir gerçek. Takımı yenileyince. Evet. Yine Alper'in de aldığı uyamayı izleyenlerimizle paylaşayım. Alper'in de yüzde en azından kanadı için, sağ kanadı için %27'lik bir oyu var Alper. Potuğunda yani, sevgili izleyenler. Umar'ın tabii var. Umar'ın da evet aldığı bir oy var. %27'lik de Umar'ın aldığı oyu paylaşalım ve işte Çaykur Rizespor'un beansports.com.tr'ye taraftarlar tarafından istenilen, evet, beklenilen 11'inin golcüsü Raşit Altun. Hoşan Palo yani Löykrem'i olmadı. Olmadı değil mi? Ya işte yani o birazcık şans. Şans değil aslında tabii. Oyuncunun bir sadece kariyerine bakmamak lazım. Birazcık karakterine de bakmak lazım. Karakterde sakatlık durumu vesaire. Gelir gelmez bir havalı gelmişti Loro Kremi ama o beklenen etkiyi yapamadı. Peki. Evet değerli izleyenler, sanal direktöre kısa bir ara sonrasında devam edeceğiz. Ara sonrasında 9. haftadaki Süper Lig'deki diğer heyecanlı maçların sizlerden gelen tercihlerinizle birlikte 11'lerini paylaşmayı sürdüreceğiz. Evet değerli izleyenler, sizleri sanal direktör etiketimize bekliyoruz. Sizlerden sanal direktör etiketine gelen soru, görüş ve yorumları birazdan Raşit Altun'la da paylaşıyor olacağım. Milli arada tabii verilen milli arada iki mücadele oynadı Galatasaray hazırlık maçında ve bu iki hazırlık maçında da savunması çok fazla güven vermedi Fatih Hoca'nın takımının. İki hazırlık maçında Galatasaray kalesinde tam 6 gol gördü ve bu kez ligin dişli rakiplerinden, namağlup takımlarından Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray. Peki sizlerin oyları, sizlerin görüşleri sonrasında Galatasaray'ın 11'i nasıl şekillenecek, ekranlara gelmeye başlıyor. Fernando Muslera. Yani şunu söyleyeyim, tabii Galatasaray'ın savunması hazırlık maçlarında ligde de 12 gol yemiş zaten. Evet. Maç başına 1,5 gol yiyor. Tabii yüksek bir şey. Rakamlara çok baktığımız zaman ki yine Nelson, Marka Alpaslan iki hazırlık maçında bu 3 isim oynadı. Ve Galatasaray 6 gol yedi toplamda ve hoca da doğal olarak herhalde. Ama yani tabii bir, onlar oynatsa Luyendam oynatacak. Daha büyük bir kabus herhalde Galatasaray için. Ki senin yani tabii Muslera da sevdiğini biliyorum ben. Brezilya maçında 4 gol yemiş ama maçın yani Uruguay adına en yüksek puanını almış. Evet. Demek ki biraz Brezilya Uruguay'ı hırpalamış diyebiliriz yani. Yani 4 gol yiyen kaleci en yüksek oyu alırsa bu o demektir. Devam ediyoruz.
doğal tabii Muslera'nın olması hani. Ki bahsettiğim üzere milli maç yani arasında 6 gol yiyen takımın stoperlerinden evet, ikisiydi. Bu ikili Alparslan ve Nelson. Cihan 8 milyon euroya alınmış bir tabii stoper Gündem'a. Yani gördüğün gibi taraftar da oynatmıyor yani. Evet. Devam ediyoruz. Buyurun. Sasha Boye. Tabii o bilemiyoruz tabii sakatlık durumu nasıl. Ve Patrick Van Aanholt. Yani bilmiyorum. Van Aanholt da ben çok oy almış. Biraz burada Ömer'in hakkı yenmiş diye düşünüyorum ben. Yani Ömer'in hakkı yenmiş demişken Ömer'in de %18 oy aldığını söyleyelim. Yani çok az yani. 220 Premier Lig maçı Hollanda milli takımının son şampiyonada sol beki ama çok o da hani beklenen bence Galatasaraylıların beklediği performansı göstermiyor Can. Defansif olarak çok zafiyet veriyor. Van Aanholt'un kanadı. Ömer'in de performansını Fatih Hoca da beğeniyor bunu toplantılarda. Yani hayır ben hani son performanslara söylüyor. Bakarak söylüyorum. Ömer mi? Beğendiğini. Son şeyde Ömer mi? Hani Van Aanholt mu? Son birkaç maçta Ömer'in daha önde olduğunu ben en azından düşünüyorum. Orta alanla devam ediyoruz. Berkan Kurtlu Galatasaray'da bu zorlu mücadele öncesinde evet. Cezalı ve bu sezon çıkalı Ağyu. Bu mevkide göreceğiz bu mücadelede Konyaspor maçında. Yani bilemiyorum 4-1-4-1 oynayıp o tek Tayland olabilir ama yine Galatasaray'ın son dakika transferi Gustavo %8 yine iyi almış yani %8 bence. Gustavo'nun %8 aldığını ve yine Kerem'in Asunçao, de Emre ile beraber %7 aldığını söyleyelim. O Gustavo Asunçao'dan bahsediyor. Yani evet. İyi almış %8 bence. Yüksek bayağı. Morutan da bu noktada enteresan bir tercih var. Bunu hemen paylaşayım. Hem ekranları da zaten gelecek. Morutan sizlerin seçimi üzerine değerli izleyenler. Hem takımın sağ kanadında %57 alıp 10 numara mevkiinde de %17 aldı Morutan. Evet. İzleyenlerimiz, futbol severler Morutan'ı görmek istiyor. Enteresan. Değil aslında. Çünkü Feghouli çok hani diğer oyuncular çok formsuz. Diye girince ben de acaba nasıl devam edeceksin diye. Diğer oyuncular formsuz olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Feghouli biraz tabii geldi. Kerem'i milli takımda beğendin mi? Türkiye'ye geldiğinden beri kilo problemi var Feghouli. Yani Kerem tabii genç, iyi bir oyuncu. Çok da genç değil aslında. Yani 98 doğumlu ama hani iki sezon önce iki altlıkta oynayan bir oyuncu bence büyük bir aşama kaydetti. O da Galatasaray'la sözleşmesini uzatmıyor. Herhalde devre arası söylentiler var Kerem'in de ayrılmasına yönelik tabii ama. Yani satması durumu. İhtimalle. Yani şöyle bir durum oluşmuş yani. Kerem'in menajeri Erkut Bey bir günlüğüne İstanbul'a gelmiş. Galatasaray kulübüyle görüşmüş, gitmiş. Bu oyuncunun 3 senelik daha sözleşmesi var zaten. Galatasaray'ın zam teklifini de medyaya yansıdığı kadarıyla kabul etmemiş. Bu şu demek, ben oyuncumu götüreceğim demek bence. İzleyip göreceğiz. Yani neticede Galatasaray bedava aldığı bir oyuncuyu da 1, 2, 3, 5, 7 neyse artık bilemiyoruz tabii rakamı. Milyon euroya satarsa bu da çok büyük bir başarıdır tabii ticari olarak da kulüp Galatasaray Spor Kulübü adına. Ve Galatasaray'ın forveti Mustafa Muhammed oldu. %37'lik aldığı oyla birlikte değerli izleyenler. Sevgili Can, Mustafa Muhammed'in de, Cagney'in de, Batshuayi'nin de, hani birkaç isim sayacak olursak, ligin en iyi santraforları olduklarını düşünüyorum. İşte Batshuayi, Mustafa Muhammed, Cagney bunlar hakikaten, Halil'i de bunlara katabiliriz zaten amiri takımımızda. Galatasaray'ın ofansif yani santrafor bölgesi bence şu anda ligin en iyisi. Yani neticede hani Beşiktaş'ta Batshuayi ve Güven Yalçın var. Evet Kenan da var tabii. Mutlaka o da oynayabiliyor ama işte Fenerbahçe'de Serdar Dursun evet milli takımımız oyuncusu ama Berisha o beklenen etkiyi yapamadı. Valencia bir santrafor, forvet. Yani o bölgede sayısal olarak da Galatasaray bence avantajlı ama sadece o bölgede avantajlı. Orta saha ve özellikle defans stoperler diğer takımlara göre bence yeterli değil. Peki. Sizleri değerli izleyenler sanal direktör etiketine bekliyoruz. Sizlerden gelen soru ve görüşler de bizim için her zaman olduğu gibi yine son derece önem taşıyor. Kısa bir aramız var. Ara sonrasında yeniden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sanal direktöre bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Değerli izleyenler, ligin Trabzonspor'la birlikte namalup iki takımından biri Konyaspor. Peki sizlerin tercihi ne? İşte ekranlara geliyor Konyaspor'un
11'inde kalede Şehiç yer alıyor. Yine aldığı er ayında bir ya, oy var. Ligin en iyi kalecilerinden biri Şehiç. Devam ediyoruz. Yine Ahmet Çalık %41 ve Abdülkerim de %34'lük aldığı iki yerli stoper. İki oyuncunun da. Ahmet Çalık da sanki Galatasaray sonrası bir kendini bulmaya başladı ya, gibi mi acaba? Yani netice Galatasaray gelmeden önce de Ahmet Çalık kilo problemi de vardı. Bir ara gördük hani sosyal medyayı takip ediyoruz az çok. Ama sonrasında sanki şu an biraz daha fit ve daha sahaya da evet, daha iyi. Takıma da ama bir de sağlayan bir görüntüye ya, kavuşmuş. Tabii, bir de önemli. Şu var. Can yani tabii ki Galatasaray'daki baskıyla Konyaspor'daki baskı da çok farklı yani. E tabii. Yani oyuncu da bir kendine geldi yani Ahmet Çalık'ta. Devam ediyoruz. Skubiç tabii ki. Ligin en iyi oyuncusu. Süper Ligi'nde en iyi. Cilerme de ligin en iyi sol beklerinden biri. Evet. İşte Konyaspor'un dörtlü savunması. İdeal zaten. İlhan Palut'un kurduğu takım. İlhan Palut'un performansı da beğeniyorum. Tabii ki. 5 yani galibiyet, 5 beraberlik. Üç, yani yenemiyorsan yenilme. 3 galibiyet. Yani bir de takım bak, oynatmaya çalıştığı oyun hep Konyaspor. Bak bir de şu var. Beynimizde yıllar şöyle kodlandı. Çok iyi savunma yapan, iyi kapanan. Alanları daraltan bir takım. Ama hücumda... Yok benim böyle... beynimde öyle kodlanmadı. O Aykut Kocaman efekti oldu tabii insanlar aklına kaldı yani. Ama son dönemde görüyoruz evet. Daha. Hani bence şu çok önemli. Aksiyonları genişledi. Daha çeşitlendirilmiş hoca takımın hücum formasyonlarını. Sen sevdin programı ya bayağı. Devam yani. İşte şu önemli bak şu. Taraftar da hoca da... Yani bu ideal 11'i belli. Yani evet. İdeal pardon 11 değil de. Defans dörtlüsü, kalecisi belli. Belli. Bu çok önemli bir şey. Milik takımı için. Tabii. Devam ediyoruz. Ekranlara geliyor. Hacı Ahmetoviç %29 ve Soner. %24 ile birlikte. Orada çok oyuncu tercihleri de var tabii yani şeyin. Daha alternatif. Evet, tabii alternatif bol. Empoku, Rahmanoviç bunlar da oyalan isimler. 3 yabancı, 4, 3 yerli şeyinde koymuş olduk takıma. Evet. 3 yerli oyuncu da sağda. Sağda. Buyurun. Devam ediyoruz. Endrick çekici %16'lık bir oyu var. O bölgede yine Empoku ile Rahmanoviç izleyenlerimiz tarafından yedekleniyor. Endri Çekici'nin mevkiinde. Serdar Güller %81. Bütücü %71. Tabii yani. Sevgili futbol severlerin, Konyaspor taraftarlarının da, oyları bu şekilde. Yani şöyle bakınca tabii özellikle Galatasaray'ın stoperleri, ağır stoperler. Tabi birebir yakalarsa Bütücü, Serdar Güller çok etkili olacaktır İstanbul'da. Ve Kravets ekranlara da geliyor. Sokol Çikalleşi'nin de Covid sebebiyle takımda olmayacağını mücadelede paylaşalım. Kravets'in de aldığı %31'lik bir oy var. Evet. Raşit Altun. Yani iyi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki kendi sahasında Galatasaray bir adım önde ama hani... Mesela Konyaspor'un İstanbul'da kazanması sürpriz olmaz Galatasaray'ı yenmesi ya da işte beraberlik. Güzel bir maç izleyeceğiz. Pazar günü 4'te gündüz maçı. Ben kişisel olarak seviyorum gündüz maçlarını. 4'te harika. Ahmet Aslan'ın da hemen sizlerden değerli izleyenler gelen oyların %60'ını Ahmet Aslan aldı ama sakattı. Ve sakatlık sonrasında da bizler sevgili editörüm Atay'la birlikte Ahmet Aslan'ı çıkarıp kadro oraya... Kadro dışı bıraktınız. çıkarıp oraya Kravets'i sizlerden gelen bir diğer ikinci oyuncu olan Kravets'i forvet mevkiine koyduk. Bu bilgiyi sizlerle paylaşalım ve devam edelim. Sanal direktör dardık. Son 10 dakikanın içindeyiz değerli izleyenler ve haftanın belki de en önemli maçlarından birini konuşmaya başlayacağız. O mücadelede Trabzonspor Fenerbahçe maçı olacak. İşte sizlerden gelen 11'ler sonrasında Trabzonspor'da Raşit Altun %96, Uğurcan Çakır diyor. Çok normal, evet. Devam ediyoruz. Amil takım kalecisi neticede. Evet. Stoperler Edgar ve Vitor. Evet. Çok da yüksek oy alarak bak yani %43, %42. Yani %90 almışlar neredeyse yani iki oyuncu. Tabii Hüseyin Mahmetcan'ın %6, %5 oy aldığını söyleyelim. Dediğin gibi oyların büyük kısmı bu ikiliye gitti. Evet. Devam ediyoruz. Trabzonspor'da Perez. Ligin en iyi şu anda yani. Bu ilk 8 hafta itibariyle ligin en iyi performansı olarak. İlk 8 haftanın ben takımını yapsam sağ beke Perez'i koyardım. Katılıyorum. Buyurun. Solda, solda. Evet. Devam ediyoruz. Siyopis Berat tabii.
Hamşik detayından sen bahset olmadığında, istersen. Olmadığı şeyde Siyopiş tabii kendine hemen yer buldu. Ben de ligin de iyi orta saha oyuncularından biraz yabancı sınırı nedeniyle kadroda yer bulamaması tabii bir Yunan oyuncuya şey oluyor. Yani Yunanistan A milli takımında direkt oynuyor, burada oynamıyor. Enteresan bir şekilde oynamıyor. Mecbur tabii. Bu maalesef yabancı sınırı. Milli takımda Berat'ı beğendin mi? Ben şeyinden beri beğeniyorum. Hani Gençler Birliği'ndeyken de beğeniyordum. Hı. Ama Trabzon'da bir patlama yapmasını bekliyordum açıkçası. Ama hani o şeyi yapamadı. Yani beklediğimiz gelişimi sağlayamadı ama ben evet bu sene hani birkaç haftadır daha iyi olduğunu düşünüyorum milli takımda da. Devam Özel ediyoruz. Bir oyuncu Berat. Berat evet. Çok iyi bir transfer ayrıca yani. Ben 98 doğumlu da. Ve çok soğukkanlı olduğunu söyleyeyim. Yani çok, hani ne kadar bildiğim maç sonrası yani üst düzey eleştirel bir soru yöneltilmişti hatta yani sonrasında onu çok iyi göğüsleyip üst düzey hiç sanki oralı değil oyuncu. Sadece evet, sağda haklı. Üst düzey oyuncu potansiyeli var bence. Mental evet, yapı var. Hı-hı. Artık birazcık şans, birazcık geliştirecek kendini. Devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakasetas diyor izleyenlerimiz. Yani şu tabii bizim ligde seninle ilk kez program hep konuşuyoruz yani. Mesut Özil var, Pjanic var, Alex Teixeira var. Çok özel 10 numaralar var hakikaten yani. Yani ofansif forvet oyuncuları var ama yine ilk 8 haftaya baktığımız zaman en büyük katkıyı yapan Bakasetas. Takımına en büyük katkıyı yapan Bakasetas. Peki. Ekranlara gelmeye devam ediyor. Trabzonspor'un %57 evet, sağ kanatta. Gervinho ve takımın solunda da Bakayemi'yi görüyoruz. Çok %95'te. Doğal. Evet. Tabii mevkisinin doğal favorileri bu isimler. Tabii Bakayemi de ligin en iyi sol kanat oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Santraforumuz. İşte Trabzonspor'un forveti. Cornelius. Yani Canini de bence iyi bir santrafor ama burada şöyle bir şey var. Tabii sadece iki yerli oyuncu Trabzonspor taraftarı tercih etmiş. Bir yerli daha olacak. İşte o kim olacak? Yani muhtemelen Gervinho'nun yerine Abdülkadir Ömür mü olacak artık ya da işte artık hoca bir tercih yapacak. Göreceğiz. Abdülkadir Ömür'ün de %14 oy aldığını söyleyeyim. Yani Beşiktaş'la Trabzonspor eğer yabancı sınırı olmasa muhtemelen kaleci Uğurcan ve Ersin hariç 10 yabancı ile sahaya çıkarlar. Değil mi? Evet. Ki en son Alanya mücadelesi evet tabii Alanya maçında da 77 ya da 75. o dakikalarda oyundan alınmıştı Cornelius. Hani sanki Trabzon'un da tam rakibi boğmaya başladığı bir dönemde. Ama Canini de iyi bir santrafor olduğunu söyleyelim yani. Canini de iyi bence. Bence de. Beğeniyorum Canini'yi. Evet. Buyurun. Katılıyorum. Evet değerli izleyenler böyleydi Trabzonspor'un sizlerin seçimleri sonrasında ortaya çıkan 11'i. Peki Trabzonspor'un rakibi Fenerbahçe taraftarları ne diyor? Nasıl bir 11 belirliyor? İşte Fenerbahçe'de kalede %97 ile bir Altay yer. Altay Bayındır. Milli mevki fener dominasyonu evet, görüyoruz. Altay evet, Bayındır. Yine 3'lü 1. Savunma Zalay %34. Kim %33. Tisserand %26. Artık yavaş yavaş Fenerbahçe'de galiba rafa vallahi kalkıyor. Üçlü savunma mı oynayacak takım, oynayacak, dörtlü tabii, mi olmalı, oynayacak. Oynamalı şu da bir gibi gerçek Cihan. Yani şampiyonla oynayan dört büyük takım arasında diyelim. En az gol yiyen takım Fenerbahçe. Sadece 6 gol yemiş. Trabzon Beşiktaş 8'er gol yemiş. Galatasaray 12 gol yemiş. Demek ki hoca doğru yapıyor. En az gol yiyen takım yani şampiyonluk yarışındaki takımlar. Ligde de en az gol yiyen takımlardan. Hatay'da mesela 6 tane gol yemiş. Fenerbahçe'de doğru taraftarlar yapıyor demek ki. Oyların %51'i 3-4-3 sistemine, yine oyların da %22'sinin de 3-5-2 sistemine geldiğini paylaşayım. İzleyenlerimiz Fenerbahçe taraftarları üçlü savunmayı benimsemişler zaten ama Serdar Aziz de oynayınca gayet tabii o da amil takım seviyesinde oyuncumuz. Yani o üçlü stoper rotasyonunda tabii ligin en sorunsuz takımı Fenerbahçe. Sosa %20 ve Gustavo %37. Sosa'yı da kadroya almaları enteresan tabii Trabzon. Dikkatimi çekti benim de. Evet. Onu sana soracaktım zaten. Aslında sana soruyu birazdan 11 tam oturunca, izleyenlerimizden gelen 11 tamamen şekillenince sormak istediğim bir soru var. Ekranlara geliyor değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin Osayi Samuel. Osayi Samuel. Ferdi. 49. Evet, doğru. Sağ kanatta abi. Ferdi %61 ile sol kanatta Ferdi de ligin Fenerbahçe'de bu sezon takımın iyi performans ortaya koyan isimlerinden biri. Gustavo zaten. Ligin en çok koşan oyuncusu Luis Gustavo. 6. da Marek Hamşik. İkisi de 1987 doğumlu. Yani yaşı ligin çok en yaşlısı. Yani bir önemi yok yani. Hani yerli, yabancı, yaşlı, genç öyle bir şey yok.
Evet. Diye düşünüyorum ben tabii. Federasyonumuz öyle düşünmüyor da. Ekranlara geliyor. Mesut. Sana soracağım soru da zaten bu özeldeydi. Mesut ve Sosa birlikte acaba Trabzonspor gibi Abdullah Hoca'nın geçiş oyununda artık ortaya koyduğu performans ortada. Çok hızlı oynuyorlar. Çok hızlı çıkıp çok hızlı geri dönüyorlar. Şimdi Mesut Rossi ve Sosa biraz takımı yavaşlatır mı? Evet, sen Rossi ile santraforu da alalım. Rossi de al, santraforu da alalım. Fenerbahçe'de ise izleyenlerimiz tarafından şu, ayağını topu alır, Valencia. Evet, top bizde kalsın. Topumuzu oynayalım çıt çıt. Ayağı top yapan üst düzey, çok üst düzey hatta Mesut, Sosa, Gustavo, Valencia bunlar çok üst düzey oyuncular. Kariyerleri de böyle. Rossi de teknik bir oyuncu, Ferdi de teknik bir oyuncu. Osay Samuel de sayabiliriz. Ya bu tam bir top takımı. Yani topu alırız biz, oynarız takımı. Böyle mi oynayacak ama acaba Trabzon'un deplasmanında zor bir deplasman. Biraz yumuşak gibi geldi bana mesela. Hem Sosa hem Mesut hem Rossi. Mesela Pelkas olabilir. Biri daha hani daha koşan basan daha bir koşan, oyuncu. Daha... Pelkas'ı tercih edebilir hoca tabii. Hızlı oynayan ya da işte tabii mesela örnek vereyim Valencia'yı sağa ya da sola atıp Rossi'yi kulübeye atıp Serdar Dursun ya da Berişe hani önde top tutacak oyuncu da şey yapabilir, tercih edebilir. Hoca göreceğiz. Ben ligin lideri Fenerbahçe. Yeni sistem, yeni hoca ile ligin lideri ise başarılıdır. Hı-hı. Trabzon zor bir deplasman. Bence iki takım da önce kaybetmemeyi düşünür bu maçta. Tabii ki kazanan için çok büyük bir avantaj olur. Şunu da söyleyelim. Fenerbahçe Beşiktaş şey Fenerbahçe Trabzonspor Fenerbahçe Trabzon'da 18 Trabzon galibiyeti, 18 Fenerbahçe galibiyeti, 12 beraberlik var. Çok da dengeli. Hani maçlar olmuş lig tarihinde. Bence yine çok güzel bir maç bizi bekliyor inşallah. Hani bol gollü maç olur. Berabere bile bitse gollü beraberlik olsun. Güzel, keyifli maç izleyelim diye ümit ediyorum ben. Yani sahadaki kadrolar da sevgili Fenerbahçelilerin, sevgili Trabzonsporların verdiği sahaya sürdüğü kadrolar da gerçi Trabzonspor'da bir yerli eksik, bir yerli daha oynatması gerekiyor. Evet. Gayet böyle hani iki takım da ofansif kazanmaya takımlarla takımlarını kazanmak için sahada görmek istiyor. İki ezeli rakip diyelim inşallah güzel bir maç bizi bekliyor. Peki Raşit abi genel manada son dakikalarımızı Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesini konuşarak senle sanal direktörü noktalayalım istiyorum. Fenerbahçe'de Mesut Özil'li, Sosa'lı zaten bunu konuştuk ama yeni takıma en son katılan isimler Rossi, Berisha, bu isimlerden Fenerbahçe taraftarları ya şu var, ne beklemeli? Çünkü izleyenlerimizden yani, de bazı sorular geliyor. Soruları söyle, soruyu söyle. Ya şu var sen soruya bakarken yani daha deneyimli bir takımla hani o Trabzon deplasmanının ağırlığını kaldırabilecek bir takım sürmüş sevgili Fenerbahçeliler sahaya. Yani neticede Mesut Özil herhalde etkilenmeyecektir yani. Evet. El Clasico oynamış, Alman bir takımda Dünya Kupası fili oynamış futbolcu etkilenmez herhalde yani. Evet. Sosa da aynı şekilde. Hani hem orada zaten oynamış. Biraz ama şey geldi bana hani yumuşak bir takım gibi geldi. Taraftarın seçtiği takım. Fenerbahçe için söylüyorum. Bir de şu var yani Fenerbahçe'nin üstüne giderseniz Fenerbahçe ilk golü atarsa da yenilmesi zor bir takım oluyor. Değil mi? Yani Fenerbahçe ilk golü atarsa öndeki işte Rossi ile Valencia ile Sürat Çabuk, Osay Samuel ile Ferdi ile biraz yenmek güç olur. Tisserand'ın da performansında bir artış var değil mi? Kesin var geçtiğimiz yıla göre. Demek ki hoca doğru kullanıyor Pereira. Üçlünün sağında hakikaten müthiş oynuyor. Yani Trabzonspor biraz şey hocanın burada. Hocanın tartışmalı bir hamlesi vardı sezon başında. Kolkır'ı takımdan gönderme kararı, Kolkır sisteme uymuyor demişti. Hoca aslında çok en başta demek eleştirmiştik hocayı biz de. Yok ben eleştirmiyorum. Ben hoca her zaman haklıdır. Ya ben en azından ama kendi hoca, adımı konuşayım. Şöyle eleştirdim yani. Şöyle yani. Hoca yapsa da oyuncuyu başladı. Hoca alsa, Pereira alsa, Pereira gönderse ne yapıyorsun deriz tabii ama hocanın önce yapılmış bir transfer hoca istemedi. Bu çok çok anormal bir durum. Verdiği kararında yani. Doğru oldu aslında. Doğru oldu. Yani. Şu ana ki kadar bence Kolkır iyi bir stoper. Sonuçlarda yani. Ortada değil mi? Evet. Ama şu var tabii yani. Kim de Salah'a da Tisserand da Kolkır'a göre daha çabuk stoperler. Özellikle kim? Ya bence son yıllarda Fenerbahçe'de bir stoper geleneği var. Yıllardır. Yani 20 yıldır, 30 yıldır iyi yabancı stoper bulma geleneği. Bence onun devamı tabii Salah'ıydı. Kim? Bence mesela Salah mı kim mi? Bence kimi daha yüksek bir şeye satacak Fenerbahçe. Evet. Daha dengeli bir oyuncu. Tabii izleyip göreceğiz.
Sevgili izleyenler, nokta alıyoruz. Raşit Altun, siz ağzına şey sağlık. Siz ilk programda nasıl geçti? Bizler, İyi misiniz siz? Valla ben son derece... Anlaşabildik mi? Peki. Zaten uzun yıllar tanıdığım ve çok da takip ettim. Yok ama şimdi ilk program. Senden yenisin. Evet. Bakın önümüzdeki haftalardan sonra önümüzdeki ben de sana bu soruyu soracağım zaten Raşit Altun. Sen memnun musun diye. Önümüzdeki ben pek memnun kalmam. Göreceğiz. Standartların ne kadar yüksek olduğunu ben biliyorum. Değerli izleyenler, noktalıyoruz. Sizlerden de gelen oylar için bir kez daha teşekkür edelim. Önümüzdeki hafta sizleri bir kez daha sanal direktöre oylarınızı bekliyoruz. Önümüzdeki hafta Cuma saat 17'de Bein Sports HD1 ekranlarında bir kez daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.